Everyone. Selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ay ışığındaki bir manzaranın, fotoğrafın resmini yapacağız. Bu tabloyu yaparken hangi renkleri kullanacağım, hangi teknikle boyayacağım, bunlardan bahsedeceğim. Bu hızlandırılmış bir video olmayacak. Resmin her anında sizlerle konuşuyor olacağım. İşte niye bunu böyle kullandım, bunu niye böyle, bu rengi böyle sürdüm veya niye rengi açtım, niye koyulaştırdım. Bunları tartışacağız, bunları anlatacağım. Eğer resmi tek oturuşta bitiremezsem, Alla Prima gibi, yarım bırakacağım ve ikinci bölüm olarak sizlere sunmuş olacağım, tamamlayacağım tabloyu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Öncelikle paletimde hangi renkler var, ona göz atalım bu manzarayı yaparken. Fil dişi siyahı, titanyum beyazı, ivory black olarak da geçiyor fil dişi siyahı, Prusya mavisi. Fotoğrafa çok bağlı kalmayacağım. Yani detayları tabii ki de fotoğrafa bakarak yapacağım ama gökyüzünü değiştireceğim. Yani yorumlarda yazabilirsiniz belki. İşte neden gökyüzünün rengini değiştirdin, işte fotoğraftakini bulmadın diye, onu baştan da söylüyorum, değiştireceğim. Bu Prusya mavisi. Raw Sienna. Ay ışığı yansımalarını yapacağım. Biraz beyazlığı açıp. Ultramarin. Ve Yellow Medium, Amarillo sarısı olarak da geçiyor. Renklerimiz bu şekildeydi. Şimdi siz bir manzara yaptığınızda istediğiniz taraftan başlayabilirsiniz. Genel geçer bir kural yok. İşte gökyüzünden mi başlayayım? Gökyüzünden mi başlayayım? İşte efendime söyleyeyim, dalgalardan mı başlayayım? İşte çimenlerden mi başlayayım? Ev varsa evden mi başlayayım? Böyle genel geçer bir kural yok. Karanlıktan açığa da gidebilirsiniz. Açıktan karanlığa da gidebilirsiniz. Ben freestyle olarak ilk önce gökyüzünden başlayacağım. Ayı en sonunda koyacağım. Ortaya bir yere. Ayı hemen yapmayacağım. Çünkü ay ışığının kenarındaki yansımaları tek oturuşta elde edemeyiz. İkinci bir katta elde edeceğiz. O zaman gökyüzünden başlayalım. Gökyüzümüzdeki rengimiz neydi? Prusya mavisi, Raw Sienna ve beyaz. Biraz bunları karıştıracağız. Şimdi gördüğünüz gibi biraz Prusya mavisi aldım. Raw Sienna ekleyeceğim. Biraz da beyaz ekleyeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. İyice de karıştığından emin olun. Yani renklerinizi çok yüzeysel karıştırmayın. Dibine kadar kazıyın. Yoksa karıştırdığınızı zannedersiniz ama görüyorsunuz mesela şu an karışmadı. Karıştığını zannedersiniz ama kazıyın böyle. Sonra tekrardan üst katmana ekleyin. Bu şekilde bunu 3-4 defa karışana dek tekrarlayın ki renk otursun. Yoksa renkleriniz karışmayacaktır. Neyse, renklerimizi işte bu şekilde karıştırıyoruz. Kazıyoruz, emin oluyoruz. İç içe girdiklerinden. Şu şekilde. Sonra biraz beyaz ekleyeceğim ve gökyüzünü boyamaya başlayacağım. Acele etmeyeceğiz tabii. Yani bunu tek oturuşta bitiremezsem, ki büyük ihtimalle bitiremeyeceğim, İkinci bölümüyle devam edeceğiz. Yağ da kullanacağım tabii resim yaparken. Kuru kuruya çalışmayacağım. Şu gördüğünüz keten yağı. Bu da önemli. Yağsız da çalış. Yağsız çalışmanızı da tavsiye etmem. Onu da söylemiş olayım.
Hani gökyüzümü biraz neden Prusya mavisi aldım, ultramarinle boyamadım veya kobalt maviyle? Çünkü resimdeki, fotoğraftaki rengi ultramarinle kobalt maviyle bulabilirdiniz ama öyle yapmadım. Niye biraz Maynard Dixon havası katmak istiyorum. Hani o Arizona'daki o gece kovboylar ünlü bir tablosu var. O havayı katmak istiyorum. Manzarama. Siz de böyle yapabilirsiniz yani. İlla gördüğünüz rengi koyacaksınız diye bir şey yok. Özellikle manzaralarda. Diyelim ki manzara yapıyorsunuz. Renkleri değiştirebilirsiniz. Tonlara sadık kalarak, ama portre yapıyorsanız o insan tenine bağlı kalmak zorundasınız. Aksi halde portreleriniz kötü gözükecektir. Yani adamın yüzü veya kadının yüzü biraz sarı bir tondaysa, toprak rengi ise, siz onu biraz yeşil gibi yaparsanız çok da iyi gözükmez. Bakın rengimin iyice karıştığından emin oluyorum. Sonra kazıyorum. Kazıdıktan sonra tekrardan rengi koyuyorum. İyice karışmalı çünkü. Gökyüzünü boyarken de istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. İstediğiniz fırçayla yani. Bunun içinde bir kural yok. Yani işte kalkıp işte gökyüzünü şu fırçayla boyaman elzemdir diye bir dipnot düşünmemiş tarihte. Düşse bile siz dinlemeyin. Çünkü hani biz onların istediği tarzda yapmadığımız için dinlemek de zorunda değiliz aslında bakarsanız. Şimdi bu gökyüzünün tabii tek tonu değil bakın arkadaşlar. Bu gökyüzünü tamamen böyle boyarsam kötü gözükür. Gökyüzü tek renkten oluşmuyor dedi şimdi. Bazı yerler böyle olacak. Bazı yerleri yine biraz beyaz ekleyip açacağım. Sonra biraz daha beyaz ekleyip açacağım. İşte en sonunda şurada ay olacak. Şuralarda bir yerlerde ay olacak. Onu ikinci katmanda çalışacağım. Neyse. Genel olarak yani tek renkte gökyüzünü de boyamamaya dikkat edin. Yoksa hava perspektifini ortadan kaçırırsınız. Unutmayın, havanın da bir derinliği vardır. Yer mekan derinliğinde olduğu gibi. Hani bunu da ben söylemiyorum. Kuzey Rönesansı'ndaki, erken Rönesans'taki ressamlar söylüyor. Bir saniye. Yağımız nerede? Şimdi biraz yağ alacağım. Çünkü yağsız yaparsam iyi gözükmeyecektir. Biraz da bakın görüyorsunuz şu yelpaze fırçamın ucuyla, şöyle ucuyla yağ alıyorum. Biraz yağ koysanız yeter yani. Biraz yağ ekleseniz. Aşırı da yağ eklemek zorunda değilsiniz. İşte mesela bana atölyede hocam öğretmişti. Demişti ki işte ben az önce mesela rengi nasıl karıştırdım? Palet bıçağımla yani spatülle karıştırdım. O demişti ki ya fırçayla karıştır. Yoksa renklerin çok şeffaf gözükür. Size kalmış tabii. İster palet bıçağıyla karıştırabilirsiniz. İster ilk önce palet bıçağıyla renkleri yedirip daha sonra böyle benim yaptığım şekilde fırçayla da karıştırabilirsiniz. Bu da genel geçer bir kural değil. Şimdi gökyüzünü boyamaya başlayalım. Çok koyu ya da çok açık olursa zaten takviye yapacağız. Gökyüzüne bakın, boyadığınız fırçalar da çok önemli aslında. Tamam, ben bir 5 dakika önce gökyüzünde genel geçer bir kural yok dedim ama şöyle de bir şey var. Şimdi daha yeni aklıma geldi. Mesela örnek veriyorum. Yelpaze fırçayla gökyüzü boyamak daha farklı bir hava katar gökyüzüne. Şu an görüyorsunuz. Mesela daha fırtınalı bir hava yaratabiliriz aslında fotoğraftaki hava. Durgun. Bulutlar yok. Bir şey yok. Sadece havanın derinliği var ve ay var. Ay ışığı var. Ama siz fırçanızla ona hava da katabilirsiniz yani. Neticede bu sizin resminiz. Siz
sizin dünyanız olduğu için fotoğraftaki her şeyi de yapacaksınız diye bir kural yok. Yine mesela sorabilirsiniz, yelpaze fırça niçin kullanılır? Ağaçları yaparken kullanabilirsiniz. Çalıkları boyarken kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bulut da boyarsınız. Ama tabii bir resim yaparken her yerde aynı fırçayı kullanmamaya da özen gösterin. Bakın mesela biraz beyaz aldım. Titanyum beyazı ekliyorum. Biraz yağ almam lazım. Farklı şekillerde havayı boyayabilirsiniz. Yani düz, hani badana gibi boyamak zorunda değilsiniz. Öyle boyamanızı tavsiye etmem zaten. Ben mesela Jean-Léon Gérôme'un resimlerine baktığımda hep düz boyadı zannederdim, böyle badana gibi, yani böyle 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 boyadı zannediyordum ama öyle değilmiş. Aslında adam fırça darbelerini değiştiriyormuş her boyadığında ki o havanın özelliğini yakalayabilsin. Şimdi bununla boyadık. Şimdi başka fırçama geçeceğim. Biraz renk alacağım yine. Çünkü Prusya mavim yeterli gelmedi. Yine gördüğünüz gibi Prusya mavisi ekliyorum. Tekrardan rafsiyerini ekleyeceğim ve aynı rengi elde edeceğim. Ondan sonra yine boyamaya başlayacağım. Aslına bakarsanız manzaralarda daha çok renk gidiyor. Bakın renklerde neden bu kadar sıkmışım? Bunu sorabilirsiniz. Bunu da cevaplamış olayım. Neden? Çünkü manzaralarda bakın havayı boyadık, renk yetmedi. Bir de yağlı da karıştırdık. Yelpaze fırçası kullandık ekstra. Manzara yüz gibi değil. Yüzü boyasanız yine böyle, yani bu şekilde böyle daha az boyayabilirsiniz ama manzarada biraz yedirmeniz lazım. Tuvale veya işte ben duralite yapıyorum şu an. Duralite, bakıra, neyin üzerine resim yapıyorsanız yedirmeniz lazım. Yoksa istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. O yüzden aslında manzara resmi yapmak daha çok boyalarınızdan yer. Onu da söylemiş olayım. Ha tabii boyalarınızdan yer diye manzara resim yapmayacak da değilsiniz ama mesela ben bu kadar sıkmışım. Bu kadar da uzun sıkmanıza gerek yok mesela. Az sıkarsınız. Bittikçe koyarsınız. Bu şekilde karıştırıyorum. Rav siyenin yeterli değilse, yani şu renk gibi olmayacaksa biraz daha raf siyenin ekleyeceğim. Aslında bunları daha önceden karıştırabilirdim renkleri ama o zaman da belki takipçilerimiz de diyebilirdi, yani neden renkleri göstermedin, hani karıştırdın, önceden hazırladın, o yüzden yapmadım. Yine yorumlarda tavsiyelerde bulunabilirsiniz tabii işte. Yani renk karışımlarını böyle göstereyim mi yoksa vakitten yemesin diye direkt hazır bir paletle mi çalışayım? Hangisi sizin için daha öğretici olur? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi biraz daha rafsiyenini alacağım. Çünkü rafsiyenin yeterli değil. Bize o yeşilimsi havayı vermesi lazım. Şu gördüğünüz rafsiyenin ve Prusya mavisini karıştırırsanız şu renklere elde edeceksiniz. Ben bunu nereden öğrendim? Maynard Dixon'ın resimlerine baktığımda gördüm. Tabi aşırı da rafsiyenin ayı sürmeyin çünkü rafsiyenin toprak rengi olduğu için bu sefer mavinizi
çok aşırı yeşilimsi bir renge dönüştürür. İstediğiniz özelliği kaybedersiniz. Buna da dikkat edin yani şu şeye. Yine gördüğünüz gibi kazıyorum. Sonra sürüyorum, iyice yediriyorum istediğim rengi elde edebilmek için. Böyle uğraşmanız lazım. Yine oldu mu olmadı mı bakacağız tabii, deneyeceğiz bu renge yakın mı değil mi diye. Evet, yine yakınlaştık o rengi bulduk gibi yani. Tabii bunun içinde küçük küçük ufak araştırmalar yapın. Yani işte bir renk nasıl buldum? Bakın mesela. Ben bu resmi yapmadan önce şöyle bir araştırma yaptım. Prusya mavisini çeşitli renklerle karıştırırsam ne elde ederim? Örnek veriyorum. Prusya mavisi ve alizarini karıştırırsanız şöyle bir mor elde edersiniz. Yani ultramarin veya kobalt mavinin dışındaki bir mor. Onu da Prusya mavisi ve alizarinle elde edebilirsiniz. Bunlara göz atmanız gerekiyor. Herhalde karıştı yani. Bayağı da bir karıştırdık. Şimdi deneyeceğiz. O renge yakın olduğunu düşünüyorum. Aslında düşünmüyorum. Görüyorum zaten. Şimdi onu uygulamaya geçeceğiz. Şimdi fırça değiştireceğim tabii. Çok yelpazeye de gittik. Böyle sert bakın bastırmıyorum mesela, impasto yapmıyorum gökyüzünde, hafif hafif. Böyle hafif sürtüyorum böyle, çok az bakın. Bu fırçayla da bakın, fırça hareketleriyle. Mesele zaten kullandığınız fırça değil, mesele fırçayı nasıl kullandığınız. Fırça hareketlerini böyle narin narin yaparsanız istediğiniz şeyi zaten elde edeceksiniz. Ama böyle kaba şekilde boyarsanız, yani sanki background, arka plan boyuyormuş gibi, o zaman kötü bir izlenim olabilir. Olabilir de değil, olacaktır. Biraz beyaz alalım. Çok koyu gördüğünüz yerlerde çok az beyaz almaktan çekinmeyin bakın. Ben mesela beyaz alıyorum, koyuyorum, karıştırıyorum. Bundan geri durmayın yani. Şöyle biraz rötuşla yapıyorum tabii ki. Biraz yağ alayım yine. Yağınızı yetersiz görürseniz alın. Hani bunların bakın bir altın kuralı yok aslında. Resimde biraz doğaçlamadır. Bilim gibi değil. Beyazınızı yetersiz gördüğünüzde koyacağınız miktarı siz bileceksiniz. Onu hocanız veya başkası size söyleyemez. Siz anlayacaksınız zaten.
hangi şeyi koymanız gerektiğini. Boyuyoruz. Dediğim gibi koyu yerleri görürseniz tekrardan oraya dönersiniz. Aceleniz yok çünkü bu bir sulu boya değil, yağlı boya. Hiçbir şey kaçmıyor yani. Her şey sizin kontrolünüz altında. Tek yapmanız gereken uygulamak. Ha diyebilirsiniz ki manzarada hata nedir? Hata şudur. Yanlış değerlerde veya işte yanlış aksanda çalışmak. Mesela işte deniz böyle geliyorsa siz böyle deniz çizerseniz yatay yanlış olur ama ya zaten çizgisel kompozisyon olarak hata olur ama boyama anlamında çok hata yapmazsınız zaten. Özellikle manzaradan bahsediyorum. Şey de yapabilirsiniz. Neydi o? Portre boyarken mesela ya da natürmort. Bunlar da yapabilirsiniz. Ama düzeltirsiniz. Hani ilk resminiz mükemmel olacak diye bir şey yok. Benim ilk resmim mükemmel değildi. Benim ilk resmim klasik de değildi. Empresyonist. Empresyonist demek kötü bir şey değil tabii ki de. İyi empresyonistler var, kötü empresyonistler var. Kötü klasik de ben size gösterebilirim bu arada. Hani bakmayın ben klasikleri savunuyorum ama kötü klasik de var yani. Ya da beğenmeyeceğiniz türden. Ben Velázquez'i seviyorum ama mesela Velázquez'in bütün resimleri mi iyi? Kesinlikle hayır. Çok kötü. Çok kötü demeyelim de şimdi. Yani kötü resmi var bana göre tabii. Benim beğendiğimi de siz beğenmeyebilirsiniz. Hani böyle değişiyor. Şöyle biraz daha buraları alıyorum. Biraz daha koyuluklar süreyim. Şimdi tekrardan şey fırçamla döneceğim. Neydi o? Yelpaze fırçası. Tekrardan yelpaze fırçasıyla da üstünden geçeceğim. Her resim yapmak niye resim yapıyorum? Eğlenceli bir şey. Bu soruyu bilmiyorum. Daha önceden sordunuz mu? Merak ettiniz mi? Eğlenceli bir şey çünkü. Hani burası bize ait. Size ait. Gerçek yaşam gibi değil. Burada istediğiniz her şeyi değiştirebilirsiniz. İsterseniz şu an bir yıldırım çarpabilir. Gök. Burası kırmızı kırmızı parçalanabilir. Farklı şeyler çıkar. Böyle resimler de vardır. Romantik üslupta. Klasiğe çok yakın. John Church müydü? Frederick Church'tü galiba. John değil de Frederick Church'ün resmi. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. O mesela müthiş bir manzara ressamı. Hani manzara ressamlarını da es geçmeyelim. Tamam portre de güzel, önemli ama manzara da iyidir. Biraz böyle dediğim gibi fırça darbelerini böyle değiştirebilirsiniz. Yani böyle boyamaktansa kendinizden bir şeyler katın. Yine biraz yağ aldım. Yine şu şekilde karıştırdım. Açmam gereken yerleri açacağım. Bunları böyle kaynaştırabiliriz tabii ki de. Dediğim gibi yani fırça hep elinizde böyle kaysın. Klasikler de böyle yapardı. Böyle
gökyüzünde vesaire her detayı anlamanıza da gerek yok, almanıza da gerek yok. Niye? Çünkü sadece biz detayların peşinden koşmuyoruz ki. Yani bizim peşinde koştuğumuz şey doğanın sadık bir taklidi. Onu sırf birebir kopyalarsak fotoğraftan farkı kalmayacak çünkü. Amaç da bu zaten yani. Buralar biraz daha açıkmış. Şöyle açık yapalım. Yine diğer fırçama geçiyorum. Biraz yağ alacağım. Dediğim gibi yani istediğiniz şekilde atmosferi değiştirebilirsiniz. O yüzden ben gökyüzünü resimdeki aynı renk yapmadım. Farklı bir şey katmak istedim. İstersen bulut da katarım şu an. Yine bulutlar da ekleyebilirim ama eklemek istemiyorum. Yani aslına sadık kalacağız tabii ki de. Tamamen dışına da çıkmayacağız. Ama aslına sadık kalmak demek ki her şeyi birebir kopyalamak demek de değildir. Örnek veriyorum, John Constable. Bazı takipçilerimiz biliyor, John Constable her şeyi körü körüne kopyalayan bir kopyacı değildi. Bunun ötesinde bir sanatçıydı. Zaten sanatçı demek budur. Güzel olanı çalmak sizi sanatçı yapar. Ama kopyalarsanız, körü körüne her şeyi kopyalarsanız hiçbir zaman sanatçı olamazsınız. Sadece taklit olursunuz, hani ucuz bir taklit. O yüzden bundan kaçınmanız gerekiyor. Gökyüzünde de dediğim gibi, diyelim ki mesela yanlış çalıştınız. Bir yerde problem yaşıyorsunuz. Problem değil çünkü bu bir kattı neticede. Bu sefer ikinci kata gelirsiniz ve hatalarınızı düzeltirsiniz. Bir katta tamamen istediğiniz olmuyor diye hemen kendinizi koyvermeyin. Yani diyelim ki başarısız oldunuz ya da başarısız oldu. Ölüm yok ki yani sonunda. Tekrardan gelirim. Kuruduğunda çalışın. Biraz şuralara koyuluk vereceğim, şu üst köşeye. Üst köşeye biraz koyuluklar verelim. Biraz dediğim gibi döndürün havayı. Havaya akış verin. Bu resim neticede, fotoğraf değil. Fotoğraf gibi yaparsanız hiçbir özelliği olmaz. Tamam, başarılı olursunuz. Fotoğrafı birebir kopyalarsınız ama o güzelliği bu sefer yitirmeye başlayacaksınız. Yani amacımız bizim güzellikten ödün vermemek. Güzelliği yitirmemek. Dediğim gibi fotoğraf mesela görebiliyorsunuz. Fotoğraftaki gökyüzü böyle değildi. Biz daha işi farklı tarafa götürdük. Ona başka yerden bakmayı öğrendik. Yani bu da hata değil. Zaten çoğu ressam gökyüzünü birebir aynı renklerle yapmazdı ki. Değiştirirdi. Ha, şöyle bir şey olabilir. Mesela gökyüzü diyelim ki, atıyorum, çok parlak turuncu olmayabilir.
öyle görmüyorsunuzdur. O zaman öyle hani sırıtacak cinsten fobistlerin yaptığı gibi tutturuncuya da boyamak zorunda değilsiniz tabii ki de. Hani bu kesinlikle bir hata demiyorum ama resmin gerçekçiliğinden ödün vereceksiniz bu sefer. Ama mesela gerek yok. Gerekli gördüğümüzde tabii. Bu aşamayı bırakacağız. Gökyüzünü bitireceğiz. Dediğim gibi hava perspektifi çok önemli. Tek renkte gökyüzünü boyasak o kadar da güzel olmaz. Tek renkle istediğimizi elde edemeyiz. Biraz bir şeyler katmamız lazım. Havanın derinliğini hissedelim yani. İçine girdiğimizi, aksi takdirde çok garip bir şey olacak. Havanın içine giremezsek. Bu önemli. Dediğim gibi benim burada anlattıklarım ama tavsiye. Hani siz zaten bir şeyi zorlamıyorum, zorlayamam. Siz kendiniz karar vereceksiniz. Tuval başında olan siz olacaksınız. Tabii ki de yardım alacaksınız birilerinden. Her zaman dikine gideceğiz diye bir şey yok ama yeri geldiğinde o kararları siz vermeniz gerekiyor. Sizin vermeniz gerekiyor. Hangi rengi kullanacağım? Cesur mu olacağım? Korkak mı olacağım? Bunu belli edeceksiniz. Yani birebir bir şey yapmak korkaklık değil ama özgür de olmanız gerekiyor. Özgür olmayacaksak değil mi? Niye yapıyoruz ki o zaman? Farklı bir şey yapardıktan kasıt ne? Örnek veriyorum, satranç oynardık, o kadar da özgür olamazdık. Hamleler belli, başka şeyler belli. Yani basit bir örnek, bu analoji gibi düşünün. Şimdi ne yapacağız? Gökyüzünü tamamladık. Yine dediğim gibi yani kat kat çalışabilirim bunu, bir günde bitirmeyeceğim. Şimdi de fil dişi siyahımızla yani Ivory Black ve Medium sarı, Amarillo sarısı yerine de geçer. Veya farklı bir markanın Amarillo sarısı olabilir veya Yellow Medium olabilir. Bunu Ladoga ve efendime söyleyeyim, St. Petersburg markalarından bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Şimdi ilk önce biraz, yani gördüğünüz gibi şu kadarcık fil dişi siyah aldım. Koyu bir yeşil elde etmek istediğim için, zaten dediğim gibi fil dişi siyahı da mavimsi olduğu için, bu fil dişi siyahıyla sarılarınızı karıştırdığınızda sizlere yeşilin koyu tonlarını verecektir. Bakın gördüğünüz gibi bunu sürdüm. Şimdi biraz sarı alacağım. Hemen ekle, yani hepsini alıp sürmeyeceğim. Tonlara göre bakacağım, istediğim tonu bulabiliyor muyum, bulamıyor muyum? Bunu gözlemleyeceğim. Gördüğünüz gibi biraz yeşil gibi oldu. Ama çok koyu yeşil yani. O bildiğimiz yeşillerden değil. Mesela ultramarin ve sarıyı karıştırırsam daha açık bir yeşil olur. Açık dediğim yani yine koyu olur ama daha canlı.
kroması yüksek olur. Daha koyu. Bizim de işimize yarayacak olan zaten koyu olanı. Bunu iyice karıştıracaksınız dediğim gibi, yani buraları böyle kazıyacaksınız. Paletinizde cam palet kullanıyor olabilirsiniz. O da size kalmış. Ben tahta ahşap palet kullanıyorum. Bunları kazıyacaksınız ki renk tam karışsın, iç içe geçsin. Yoksa aksi takdirde alttan siyah renk çıkar. Bu da resmimizi mahveder. Kötü gözükmesine neden olur. Buna engel olmak için kazıyoruz. Kimi insan mesela böyle işte iki rengi alıyor. Siyah alıyor, sarı alıyor, beyaz alıyor. Karıştırıyor böyle. Sadece böyle böyle yapıyor. Spatülüyle. Sonra diyor ki işte aa rengim karışmamış diyor. Tabii karışmaz. Niye? Sen çünkü dibini böyle kazımadın ki. İyice böyle kazıyacaksın. Sonra tekrardan süreceksin. O rengi elde edeceksin. Şimdi herhalde elde ettik. Biraz daha çok az sarı alayım. Biraz beyaz alacağım. Gördüğünüz gibi yeşil tonumuzu verdi. Bunu resimde gördüğümüz koyuluklarda kullanacağız. Eğer koyuluğun yeterli olduğunu, yani çok açık olduğunu düşünüyorsanız, şu an mesela ben düşünüyorum, biraz çok az siyah alıp yeniden bunu koyulaştırabilirsiniz. Tekrar açmak istediğinizde dediğim gibi sarılarınıza ve çok az miktarda beyazınızı kullanarak tekrardan açarsınız. Çok fazla beyaz sürmemeye dikkat edin. Bu karışıma neden? Aynı şey mavi içine geçerli. Çünkü kromasını büyük ölçüde azaltacaktır. Bir renk ne kadar aydınlıksa kroması o kadar düşüktür. Bunu unutmayın. Yüksek kromaya ihtiyacınız varsa yüksek kromalarda resim yapın. Ama düşük kromaya ihtiyacınız varsa, yani pastel renkler elde etmek istiyorsanız, mesela bu rengin pastelini elde etmek istiyorsanız, bol miktarda beyazla karıştıracaksınız, sonra uygulayacaksınız. Bu da sizlere pastel renkleri verecektir. Biraz daha yeşilimsi vermek istiyorsanız buna karışma sarıyı biraz daha bolca sürmeniz gerekecek. Şimdi çalılarınızı boyamaya geçebiliriz. Çalılarımızda da şu fırçayla boyayacağız. Bu da işte hangi fırçaları kullanıyorum bölümümden bu fırçaya da ulaşabilirsiniz. Markası gözükmüyor önceden, sanki Fan Art bu. Fan Art şöyle sentetik bir fırça. Yıkamalarda çok iyi işe yarıyor. Biraz yağ alacağım yine. Yağsız başlamayacağım. Yani çalılıklarımı uygulayacağım. Çalıları nasıl boyayabilirsiniz? Dediğim gibi, yani bu fırçalarla çok iyi çalı boyandığını gözlemledim. Çünkü bakın fırçanın çıkardığı ses böyle. Diğer mesela fırçalar yumuşak olduğu için aynı hissiyatı vermiyor. Ama size kalmış. Orasını sizin bilmeniz gerekiyor. Hangi fırçayla yapacaksınız, hangisini kullanacaksınız.
Çünkü kişiden kişiye göre değişiyor bu. Mesela başka birisi şu an bu resmi yapıyor olsaydı belki benim kullandığım fırçayla rahat olamayacaktı. Veya ben onun kullandığı fırçayla rahat olamayacaktım. Böyle bu şekilde yıkıyorsunuz öncelikle. Çok az beyaz alacağım. Böyle yıkayacağım buraları. Biraz yağlı. Dediğim gibi yıkıyoruz. Zaten bunu ikinci oturuşta kat kat da gideceğiz, çalıları böyle bırakmayacağız. Öyle bir niyetimiz yok. Ama şimdilik yıkıyoruz tabii ki. Buralar daha açık gözüktüğü için fotoğrafta. Buraları yıkıyorum o yüzden. Şu şekilde. Biraz daha yağ alıyoruz. Bunda mesela dediğim gibi çalı efekti de elde edebilirsiniz böyle. Ağaçlarınızda da kullanabilirsiniz. Benim öyle bir yaptığım resim vardı atölyede. Tekniği kullanarak yapmıştım o çalıları. Çalı efekti vermiştim. Siz de bunları kullanabilirsiniz. Neticede bu resim her şeyi de böyle ince ince küçük fırçalarla yapacağız diye bir şey yok. Bütün detayları kopyalamaya çalışmıyoruz çünkü. Biraz daha sarı aldım. Böyle çalılarımı yapıyorum. Koyuları nasıl uygulayacağız? Dediğim gibi koyuları da bu sefer yeşillerinizi koyulaştırmanız gerekiyor. Niye peki soruyorsunuz şimdi? Neden normal bir yeşil, hazır bir tüp yeşil kullanmadım veya işte Prusya mavi mi, Ultramarin kobalt mavi, hangi maviyi kullanıyorsam onu işte sarımla karıştırmadım. Onunla yeşil elde etmedim de fil dişi siyah gibi bir renkle sarıyı karıştırıp yeşil elde ettim. Bunun cevabı basit. Bu resim neticede karanlık bir resim. Gece. O yüzden atmosferin de ona göre koyu renkleri içeriyor olması gerekiyor. Aksi takdirde bu yanlış olurdu. Çünkü gece yeşiller zaten koyu gözükür. Yani siz canlı yeşiller göremezsiniz. Bunu hatta gözlemleyebilirsiniz. İyi bir ressam zaten gözlemlemeli de. Sadece fotoğraflara bakmayın. Hani size tavsiyem bir manzaraya gidin. Onun fotoğrafını çekin. Bir fotoğrafa bakın, bir kendisine bakın. İşte hani oradaki renkler nasıl gözüküyor? Mesela gece diyelim. Bakın orada gece manzarasındaki renkleri zaten bulacaksınız. Koyu mu, aydınlık mı olduğunu göreceksiniz orada. Bu şekilde yine bu da iyi olacaktır sizler için. Koyuyorum. Vuruyorum.
ne uygun gördüğüm yerlere koyuları yerleştireceğim. Mesela burada çok koyular var. Şekilde vurarak bak. Yani boyamıyoruz böyle. Minik 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 boyamıyoruz. Niye? Zaten insan gözü uzaktan bu çalıların detayını göremez. Fotoğrafta da öyle yani. Apaçık ortaya çıkmıyor her şey. O yüzden vuruyoruz. Kaplayalım. Çalışıyoruz tabii ki. Evet, bu şekilde. Ve koyun tonlarımızı ekliyoruz buralara. Çünkü karanlığın en yoğun olduğu yerler çok bir şey de gözükmüyor. Kalkıp da burayı yani açık bıraksaydım kötü gözükürdü. Şekillerde tabii hassas davranıyoruz yine boyarken. Hani vurdum duymaz bir şekilde saldırmanız iyi olmayacaktır. Bak. Bakın şu hareket mesela. Bir ressamın her zaman bilmesi gereken şeydir. Hani boya badana, ben de ilk başladığımda böyle böyle yapıyordum ama bu değil. Hassas. Sürtüyorsunuz fırçanızı. Böyle bakın. Okşuyorsunuz ufak ufak. Siz makyaj yaparken örnek veriyorum. Böyle böyle mi makyaj yapıyor kadınlar? Hayır. Yavaş yavaş. Koyuyor şöyle. Bakın böyle şu şekilde. Yani yanlış olur diğer türlü. Yine biraz açık alabilirim bak. Sarımdan biraz alıyorum yine karıştırıyorum. Hani direkt beyaza başvurmuyorum. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Onun dışında bakalım başka ne yapabiliriz? Biraz koyularımı alacağım. Koyu gördüğünüz yere tabii ki de koyularınızı sürün.
çekinmeyin, yoksa derinliği kaybedersiniz. Arada sırada uzaktan bakın. Hani istediğinizi elde ediyor musunuz, edemiyor musunuz? Çok dipten resim yapmak da iyi değil açıkçası. Geri çekileceksiniz. 2 metre geri çekilmek istemiyorsanız da büyüklüğüne göre değişir resmi. Bakmanız gerekiyor. Hani kaçırdığınız bir şeyler var mı? Yok mu diye. Bunlar çünkü önemli. Aksi takdirde bir şeyleri kaçırırsınız. Canınız sıkılabilir yani işte. İşte efendime söyleyeyim, niye şöyle oldu, işte burada niye şöyle oldu vesaire diye. Ama canınızı sıkmanıza gerek yok. Mesela zevk alıyor musunuz? Ha diyebilirsiniz, ya şu konu şöyle mesela diyebilirsiniz ki ya ben sanat yapıp yapmadığımı nasıl bileceğim? Onu zaten siz bilemezsiniz. Sizden sonraki insanlar sizi takdir edecektir. Yani yaşarken insanlardan çok iyi geri dönüşler beklemeyin. Kaldı ki iyi geri dönüşler almamanız iyi bir şeydir. Niye diyeceksiniz? Bu şu demek, insanlar işte size gıcık oluyor ki size kötü diyorlar vesaire. Ha gerçekten kötü bir şey yapıyorsanız o zaman bir şey diyemem. Ama genelde bu böyledir. İnsanlar iyi bir şey gördü mü hemen kötülemeye çalışır onları. Ya işte abi kötü yapmış. Hele ki bizim şu yaşadığımız zamanlarda. Hemen bir saldırıya geçerler ama önemli değil. Geçerlerse geçsin de ne yapalım yani. Şöyle biraz sileceğim. Bazı şeyler tam sizin gibi olmadı. Bakın mesela silince daha farklı bir hava geldi. Zaten resimde böyle bir taktik de vardır, unutmayın. Resimler sadece fırçayla yapılmaz. Gerekirse parmağınızla bile bir şeyi boyayabilir, kaynaştırabilir. Ve az önce yaptığım gibi bezle bile silip o kaybettiğiniz şeyleri geri alabilirsiniz. Bu önemli. Yani şimdilik memnun muyum? Memnunum açıkçası. Çok saçma sapan şeyler görmüyorum. Resme baktığımda. Bakıyorum ona tabii ki de. Hani hala ne yapabilirim? Neler yapmam gerekiyor diye. Şöyle belki çok az açıklık koyabilirim. Şuraya. Tam aynen oraya. Bir tane açıklık koyacağım. Öyle bir şey. Neyse biraz daha. Şunu aldık. Şurada küçük çalılar vardı, onları düzeltebiliriz. Böyle bir şey. Şimdi bu gökyüzünü yaptık. Dediğim gibi gökyüzünü belki biraz daha koyulaştırabilirim. Belki buraları daha fazla açabilirim. Onun dışında işte çalılıkları yaptık. Geriye ne kaldı? Deniz ve dalgalar. Onu da sona bırakacağım çünkü çok uzadı bölüm. Yani uzun bir süre izlemeyebilirsiniz ama izleyenlere de ben teşekkür ediyorum.
ilgileri alakalar için öğrendikleri için yine tavsiyeleriniz ve görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyin. Unutmayın, renk karışımlarını sorabilirsiniz, her şeyi sorabilirsiniz ahlaki çerçeveler içerisinde. Ben de sizlere yardım etmekten memnuniyet duyarım. Ben de sizlerden bir şey öğrenirim. Çünkü biliyorsunuz öğrenmek her zaman devam eder. Ustalar bile yaşamları boyunca hala yeni şeyler öğreniyorlardı. Velázquez, Rubens gibi. Ben de sizlerden bir şey öğrenirim. Siz benden bir şey öğrenirsiniz. Bu şekilde sanatımızı ilerletmiş oluruz.